Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Loki 5. bölümüyle bugün karşımızdaydı. Yine izleyenler bana birazcık kızacak. Onlar sevmiştir büyük ihtimalle ama ben artık bu diziyi bir balon olarak tabir ediyorum. İlk 2 bölümde balon şişti. Patlamadı ama o kadar kötü değil. Ne yaptı? Hava kaçırıp sönmeye başladı. Hatta böyle hava kaçırırken ucunu şöyle birisine tutsam böyle tü sesler çıkar ya. Dizinin şu an yaptığı benim için tamamen o. Bu bölümde neler izledik? Evet, geçen bölümde biliyorsunuz Loki'ye çubuğu sokmuşlardı, parçalamışlardı ve After Credits'te görmüştük ki aslında bu bir ölüm değilmiş. Bu başka bir yere gitmekmiş. Ben bunu zaman çöplüğü falan diye bağlarlar diyordum. Benzer bir şeye bağladı işte. Bu zamanın en sonunda henüz yazılmamış, hala yazılmaya devam eden bir timeline, bir bölüm, zaman, bir noktası olarak tasvir edildi. Bu yüzden burada herhangi bir Nexus event oluşturamıyorsun. Çünkü zaten burada sıfırdan yazılıyor bir şeyler. Mobius da buraya geldi. İçeride bir sürü Loki var. Çünkü Loki'ler hayatta kalma ustası bunlar biliyorsunuz. Böyle yani karakterler güzeldi aslında. Şey falan var. Bir tane timsah Loki bile var. Çocuk Loki var. Hepsinin arka planını anlatması güzeldi. Bir tanesinin Nexus eventi Thor'u öldürmekmiş mesela falan. Bunları karakter açısından bize güzelce gösterdi. Onlar hoşuma gitti. Sylvia da buraya geldi. TVA'daki birkaç muhabbetten sonra o da kendi kendini buraya getirdi. Burada bir çözüm bulacağını düşündü. Mobius'umuz da dediğimiz gibi burada. Burada başka Loki'ler de var. Önce güzel taraflarını anlatıyorum. Diğer Loki'lerin hepsinin birbirini kazıklamaya çalışması, hepsinin birbirine ihanet etmesi. Biri ona yerlerini söylüyor. İşte onu başa getireceğini söyleyerek. Diğeri geliyor aslında kendi başa geçecek falan. Oradaki çatışmalar, tartışmalar onlar güzel yapılmıştı. Bir diğer güzel yapılan olay Sylvia'yla Loki'nin, bizim kendi Loki'mizin muhabbetleri güzeldi. Beni satmayacağını nereden bileyim falan. Onların yakınlaşması falan filan güzeldi. Ama biraz karakterler çok yumuşamaya başladı. Çok iyi karakterler olmaya başladılar. Yani o cin fikirli böyle şey adamlıktan çıkmaya başladı Loki falan. Mobius da çok sert bir adamdı. O da kalmadı. Sylvia da çok kendini ne yaptığını iyi bilen falan şey bir sert bir karakterdi. Duruşan bir karakterdi. Hepsi yumuşadı. Hepsi çiçek gibi takılmaya başladılar. Ya benim sevmediğim şey... Yine bize çok bir şey anlatmadı bu TVA'nın mevzusu ile ilgili. Ben sondan bir önceki bölüm bize her şeyi anlatıp sonda final olur diyordum. Yok, bu bölüm sadece bir düz macera olarak ilerledi ve düz macera da kendi kendilerine uydurdular. Yani bir yere gidiyorlar, geldikleri ortam zaten yani dünyanın işte zamanın sonu falan, bir yerde hapsolmuş durumda elimizde insanlar var. Kendi kendilerine bir amaç, hedef belirlediler. Çıkarım yaptılar ya, diyor ki işte şu buluttan yaratık Ela'ya, yani bu bizi engelleyen şey o, onu ortadan kaldırırsak, onu yenersek biz bu zamanın, bu Time Variant Authority'nin falan arkasında ne var onu öğreniriz. Ya nasıl bir teori bir ya, bu da bir de tutuyor yani. Kendi kendilerine bir hedef belirlediler, iyi tamam, o hedefe gittiler, bir şeyler yaptılar. Yani ben bu tarz şeyleri sevmiyorum, arkasını hiçbir şekilde doldurmamış. Tamam, buluttan yaratık var, onu yenersek şu olacak. Lan kendiniz uydurdunuz bunu, olmaya da bilirdi. Nasıl bir ihtimaldir bu yani, o sıradan bir yaratık da olabilirdi. Bunu nasıl bu kadar emin bir şekilde davranıyorsunuz ki? Neyse işte biz de o buluta karşı bizimkilerin savaşmasını, onu enchant etmeye çalışmasını izledik. Enchant'ın tam bir Türkçesi yok ya. Büyülemek yazıyor ama aslında böyle birazcık daha işte zihni ele geçirmek şu bu. Tam net bir şey yok ama işte enchant etmek şeklinde en sonunda bize bir yer gösterdi yine. Yine tam bir şey açıklaması gereken zamanda da bitti. Yani içerisinde güzel sahneler vardı ama bize bir bilgi verecek, bizi bu başından beri merak ettiğimiz Time Variant Authority nedir ne değildir onların hepsini son bölüme bıraktı gördüğüm kadarıyla. Yani düz bir macera izledik, çok da bir şey olmadı. Yani ben hala işte o ilk iki bölümdeki etkileri görmediğimizi düşünüyorum. Ve karakterlerin dediğim gibi yumuşadığını düşünüyorum. Ve karakter motivasyonlarının kendi kendine böyle bir buldukları amaçların falan yani çok yapmacık olduğunu düşünüyorum. Yani bu şey gibi, ben şimdi bakıyorum buradan karşıya. Evet, şuradaki arabayı takip edersem o beni bilmem nereye götür, hadi takip edeyim. Böyle kafamdan hiçbir arkasında şey olmadan, bir altyapısı olmadan kafadan attığım bir teorinin peşinden gidiyorum ve doğru çıkıyor.
hadi buluttan yaratık varmış, hemen onu halledersek bir çözüme kavuşuruz. Hadi canım, yani onun arkasına bir efsane koy, bir şey koy, bir sebep koy, bir yerden bilgi gelsin. Ne bileyim, oradaki uyduruk Loki'lerden bir tanesinin bir bilinçli bir şey olsun, onun Nexus Event'i ile alakalı olsun. Yani birisi bir şey bilsin ki bunlara hedef versin. Hiçbir şey bilmeyen insanlar kendi kendilerini, etraflarını gözlemleyip bir hedef uyduruyorlar ya. Neyse, yine altta yazacaksınız, o sen beğenmedin ama aslında iyiydi, sen yanlışsın. Ya bunun yanlış doğrusu yok, ben beğenmedim diye bir şey kötü olmaz, siz beğendiniz diye bir şey iyi olmaz. Yani şu anda IMDb puanları falan şişirilmiş puanlar, bunları önümüzden işte bir yıl iki yıl geçsin, ondan sonra dizinin gerçek değerinin 7'lerde olduğunu falan görürüz, öyle 8'ler 9'lar falan olacak bir dizi değil. Dediğim gibi bu iş keyif işi. Bir de beklenti işi. Mesela geçenlerde izlediğim bazı filmler vardı, bunun kadar iyi değildir. Yakında incelemeyi ne yapacağım? Mesela Loki onlardan kat kat iyidir mesela. Ama hiçbir beklentisi oturduğum için beğenmişimdir. Ya da başka bir filmi çok büyük bir beklentiyle oturdum daha dün gece, işte Tomorrow War, beğenmedim. Ama diğer filmde işte Till Death, şey Megan Fox'un filmi, hiçbir beklentim yoktu, gayet güzel geldi. Bu da beklentiyle ilgili. Benim Loki'den beklentim büyük olduğu için, yani ve kendisi ilk iki bölümde beklenti yükselttiği için ben beğenmiyorum. Bu açıklamayı da yapmak zorunda kalıyorum. Çünkü fikirleri aynı olmayan insanlar distaklara basıyorlar böyle. Aynı olmak zorunda değil kimsenin fikri. Evet, ben beğenmedim. Beğenmeye de devam ediyorum. Umarım haftaki bir ölümü beğenirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.